Hanımlar beyler, günün ikinci yarışması Mete Bey masaya geldi ve kendisiyle kaldık baş başa. Yalnız mı geldiniz Mete? Yalnız geldim. Hoş geldiniz. Hoş, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok mu spor yapıyorsunuz? Yani son zamanlarda biraz evet. Son zamanlarda. Evet. Ne kadar son zamanlarda? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri sporla aşırı neşirim. Evet. Son zamanlarda vücut geliştirme sporuyla uğraştım biraz. Ya neden ona ilgi duymaya başladın? Ya açıkçası şöyle, çocukluğumdan beri bütün sporları neredeyse denedim. Evet. Sıra buna geldi. Ha, bir de bunu deneyeyim dediniz. Evet. Harikulade, çok iyi düşünmüşsünüz. Hukuk fakültesinde okuyorsunuz, 3. Evet. sınıf öğrencisisiniz. Evet, hukuk fakültesinde okuyorum İstanbul'da. İleride avukat olmayı düşünüyorum. Çok güzel, mantıklı. Doğru bölüm o zaman. Hayalimdeki bölümdü daha doğrusu. Hayalinizdeki evet. bölümdü. Ailede var mı başka avukat? Yok, hayır. Benim kendi içimden gelen bir şeydi. Peki, kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Normalde çok hırslı bir yarışmacıyım her konuda. Her zaman daha önce yarıştınız mı? Yok, hayır. Daha önce yarışmadım ama ev üzerinden yarışmalara kendimi katılıyorum diyeyim. Evet. Hırsımı bir kenarda bıraktım. Eğlenmek için geldim buraya. Aa, evet. Gerçekten? Evet. Neden öyle oldu? Hırslı bir şekilde yaşarsam heyecanlanacağımı düşünüyorum. O yüzden... Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki sizin için bir de diyorlar ki Mete Bey çok planlıdır. Evet. Pazartesiden bütün haftayı planlar. Evet, yoğun bir ders programım var. Bunun yanında sporla da haşır neşir olduğum için evet. Pazartesi gününden itibaren her şeyimi bir düzene sokarım. Uymaya gayret gösteririm. Şey derler, hayat işte siz plan yaparsınız. O... Ya tabii öyle. %90 uyarım. Öyle söyleyeyim. Ha, anladım. %90... Rutinlere sadık kalmayı seviyorum. Gayet güzel. Harikulade, etkileyici. Bakalım bunun acaba 21 yaşında olmasıyla ilgisi var mı? 10 sene sonra tekrar Mete Bey'i arayıp soracağız. Mete Bey diyeceğiz. Hayır, siz ya planlar milanlar falan diyeceğiz. Bakalım o zaman ne diyecek. Muhtemelen şarjı bitmiş olacak. Efendim, 4 harfli kelimenizin bakayım. Argo bir tabir soracağım size. 4 harfli ilk kelimeniz böyle olacak. Rahatladık diye düşünüyorum. Evet, zaten ufak bir heyecan var ama ufak. Yine de ufak. Aynen, hırsı da zaten evde bıraktınız. Evet. O yüzden nispeten rahatız. Nispeten rahatız. Eğer hazırsanız o zaman ben... Başlayalım, buyurun. İlk sorumuz geliyor. Argo'da 5 para etmez, dandik, kalitesiz, ucuz. İşe yaramaz. Ucuz. Değil efendim. 5 para etmez... Evet. Dandik, kalitesiz. Yani şey gibi. Basit gibi. Yok yok, daha böyle ses gibi düşünün. Böyle bir şey, böyle bir birbirine sürtünce çıkan ses. Böyle bir ucube gibi bir şey mi? Ucube bir ses değil, dikkat edersiniz. Şey gibi, şak gibi ya da pat gibi ya da... Sürtünmek, cızırt. Bir fırt deriz mesela, fırt değil de... Cırt. Başka... Kırt, pırt, cırt. Cırt. Devam. Kırt, dırt. Tırt efendim. Tırt. Çok talihsiz oldu. Çok talihsiz, çok talihsiz. Bir başlangıç oldu, hiç önemli değil. Ucuz, 5 para etmez deyince dedim hemen ucuzdan gireyim. Çok güzel düşündünüz ama ucuz o kadar argo gelmiyor demek ki bize. Tırt olacaktı. Olsun. Olsun. Daha bakın, o kadar daha da rahatladık. Aynen. Oh mis. Hiç canınızı sıkmayın. Ben size ikinci 4 harfli kelimemizi sorayım. Tamam. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Namazda secdeye gitmeden önceki duruş. Rükû. Ne? Rükû. Rükû doğru cevap. Harikulade 5 harflilere geçtik. 5 harfli kısacık sorusu olan kelimemiz geliyor. Balıklarda yüzgeç. Süzgeç. Yüzgeç efendim. Süzgeç. Kanat. Kanat. Kanat doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Sorusu bakayım, tatlıca bir soru. Yağ gibi akacak bakın. Fransızca kökenli üstelik. Metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı, sıvı kapı. Yok. Varil. Efendim? Varil. Varil doğru cevap. 6 harfli leziz bir kelimemiz geliyor. Sorusu şu şekilde. İnce dilimler halinde kesildiği ve kıyma halinde değil, etten üretildiği yaprak. İçin ünlü kebabımız yaprak. Dönere verilen bir sıfat. Yaprak doğru cevap. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi mastarla bitiyor. Yani 3 harf cepte. Buyursunlar. Bazı yörelerde yıkanmak, yüzmek, bütün vücuduyla suya dalıp çıkmak anlamlarında kullanılan bir söz. Yıkanmak,
Yüzmek. Çıkmak, ne? Batmak. Hayır efendim, yüzmenin başka şekilde tarifi girmek, çoğunlukla. Çıkmak gibi bir şey mi? Üç yok, harf. Yok. Harf alsam, harf alayım yöresel, ben. Bir harf alın alayım isterseniz. Yöresel bir ağız bu. Çık, çıtmak, çıpmak. Değil efendim. Çatmak. Değil. Değil. Çotmak, çekmek. Yani mesela yüzüyorum demiyor da ç nokta nokta yapıyorum diyor. Çırpınmak gibi bir şey mi? Yok değil. Çırp. Yok bayağı. Çıkmak, çırmak. Yüzmek ama harf alın isterseniz. Harf alayım ben bir harf tane. Harf verelim efendim. Mastardan gelmezse. Mastardan gelmezse. Çömmek. Değil, o bu. Çinmek. Çinmek doğru cevap. Yani ilk defa duydum. Çok yöresel geldi. Çok evet. Yöresel geldi. Yöresel. O size biraz öyle geldi Mete Bey. Olmazsa araştırırsınız ama tabii. Zaten şey, duyduğunuz bir şey değildi galiba. Ya daha duymuştum ama hani hiç şu an kafa aklıma gelmedi. Duymuştunuz ama ne işe yaradığını evet. Bilmiyordunuz belki. Güzel. 7 harfli ilk kelimemize geldik. 2 kelimeden oluşuyor efendim. Buyursunlar. İyi bir bakım yapılmayan ağızlarda oluşan tartar adıyla da anılan kireçsi tabaka. Çürük gibi bir şey mi? Kireçsi tabaka. Tortu. Kireçsi tabaka. Yani ağızda mesela ne bakım yaparken ne yapılır? Neleri temizler? Fırçalamak, diş. Ha. Diş tortusu. Diş kiri. Diş aslında diş bir şeyi ama tortu tabii kendisi. Diş tartar gibi. Tartar, diş tartarı. Diş tartarı değil. Tartar zaten diş bir diş şey. Diş tarı. Diş. Diş tarı. O harf alın bari. Almadım. Diş. Dört harf var. Aynen. Diş. Yani zaten bir diş, harfi değiştirseniz bulacaksınız demek. Diş tarından. Evet. Diş tarı, diş teri. Bildiğiniz bir şey aslında. İki kelime ya bu. Mesela diş, tar diye bir şey biliyor musunuz? Diş karı, diş tarı, diş yarı. Diş parı. Par ne efendim? Bildiğiniz bir kelimeyi söyler misiniz oraya? Diş. Kiri. Kiri değil. Kırı. Değil. Diş. Hani, efendim. Diş şey böyle. Hatta videoları var. Çiş 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 diye böyle çırtçılık diye böyle. Diş kiri. Diş. Kireç neydi? Diş taşı. Diş taşı doğru cevap efendim. Azla hoca omuzlarınızdan tutup sallayacaktım Mete Bey. Aa, sıfırlandım inanılmaz. Şu anda. Efendim? Sıfırlandım efendim. Sıfırlandınız. Harikulade. Evet. Yarışmanın yarısındayız. 2700 puanınız var. 2 dakika 3 saniye süreniz var. Ne kadara kadar gelebiliyorum şu anda? Hiç harf almazsam. 8800. Tamam. 28 harf alabilirsiniz. Ama kendinizden sonraki yarışmacıları da düşünmenizi evet. Öneririm. Yani harf almadan da fena gitmiyorsunuz bazen fark ettiyseniz. Evet. Evet. Hazırsanız ikinci 7 harfli sorunuz geliyor. Efendim bu tek kelime. Bakınız sorusu ne kadar hoş geliyor. Hafif, belli belirsiz ama sürekli kımıldama. Çırpınma. Sürekli kımıldama. Kımıl kımıl. Ne? Kımıl kımıl. Değil. Tek kelime. Oynaşma, kaynaşma, oynaşma. Kıpraşma. Ama çok yakın son söylediğiniz. Kıpraşma gibi bir şey. Onun mi? Gibi. Böyle bir. Kıpraşma şey fonetik olarak doğru mu? İlk hecesi çok tatlı. Kıpırtı. Ne? Kıpırtı. Kıpırtı doğru cevap. Tebrik ediyorum. 8 harflilere geçtik bakalım. Bakalım sorusu nasılmış? Çift tekerde denen çevre dostu taşıt. Otobüs, motor. Çift ne teker, şey? Çevre dostu. Bisiklet. Bisiklet. Bisiklet doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz bakıyorum mastarla bitiyor ve Türkçe bir kelime buyursunlar. Nefesle çalınan bir çalgıya üfleyip çalmak. Üflemek. O biraz kolay olurdu. Evet. Yani o tarz bir şey mi üflemek? Yani evet. Şey gibi mesela argoda. Birinin ağzından bir bilgiyi almaya da denir. Çekmek, çırpmak. Hayır efendim. Harf alın istersen. Bir harf alayım ben. 55 saniye kaldı. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. İttirmek. Yani. Öttürmek. Ne? Öttürmek. Öttürmek doğru. Harika. Çok güzel yerden geldi. Efendim 9 harflilere geçtik.
9 harfli ilk kelimemiz bakayım. İnanır mısınız Fransızca kökenli. Buyursunlar, sorusu şu şekilde. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan depresyon. Etrafına karşı saldırganlık durumu. Hayır. Değil mi? Değil efendim. Kızgınlık, gerginlik, öfke. İşte bunların dışa doğru saldırganlık olarak çıkması. Dövüş. Depresyon gibi bitiyor. Depresyon gibi bitiyor. Kompresif. Efendim? Kompresif. Kompresif. Acaba ne demek istediniz? Ama kompresif bilmiyorum. Depresyon gibi bitmiyor. Duygu atraksiyon. Sömürüsü gibi bir şey. Duygu sömürüsü. Ajitasyon. Ajitasyon doğru cevap. Size helal olsun. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz bakayım. 45 saniyeniz var. Geliyor Türkçe son üç, ve son tek soru, kelime. 3 soru. Son. Mastarla bitiyor. Buyursunlar sorumuz şu şekilde. Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak, bunalmak anlamlarında mecazi bir söz. İki harfli mi? Tek kelime. Yok, tek kelime. Mastarla bitiyor. Mastarla bitiyor. 34 saniye. Bak, gerilmek. Sığmıyor. 30 saniye. Böyle bir bunalmak. Ay, böyle bir. Buna 23 saniye. 22 saniyede durduk. Bunalmak, çok sıkılmak, tedirgin olmak. Böyle bir sıkılınca içi ne olur? Bunalmak. İşte o var yani, bunalınca diyorum, insanın içi ne olur? Kıpır kıpır olur, gerilir, öfkelenir. Yok, böyle bir sıkışır ya hani insan. Dert. Bir kendim. Türlü böyle sığmaz hiçbir yere. Bunalmak, sıkışmak. Mesela neden sıkışırsınız? Orası nedir de sıkışırsınız? Daralmak. Ne? Daralmak. Değil gibi. Darılmak. Hayır efendim, daralmak ama sizin başınıza geleni. Gelmedi ya. Darlanmak efendim. Of. Yine üzgün alkış geliyor. Şap, şap, şap diyerek gözlerimizden hafif buğulu bir çok bakışla. Çok kolaydı. Takılınca bir yere. Yok yani ama işte Mete Bey. Olur öyle şey. Ya tabii ki olur. Olayı o yarışmanın. Yoksa hala Özge Hanım'ı geçebilme şansınız var. Son iki soru. Son iki soru. Sevgili Mete Bey. Süremi istediğim kadar kullanabiliyorum. Sadece sürenizi istediğiniz kadar derken mesela ne kadar birinci saniyeye kadar gelebilirim. Birinci saniyeye kadar harf almadan. Harf almazsanız bütün süreyi kullanabilirsiniz. Harf alırsanız da bir saniye bırakmanız tamam, lazım. Tamam, bir harf alıp bir saniye bırakabilirim. Hayır. Bütün harfleri alıp bana bir saniye bırakabilirsiniz. Tamam. Tamam mı? Sorumuz şu şekilde. 25 yıla karşılık gelen zaman dilimi. Çeyrek asır. Çeyrek asır doğru cevap. 10 harfli ikinci kelimeniz geliyor. Efendim iki kelime yine. İlk kelime Farsça, ikinci kelime Türkçe. Mastarla bitiyor. Daha ne yapayım kelimenin kendini mi söyleyeyim Mete Bey? Sorusu şu şekilde. Mecazi anlamda umulmadık bir başarı kazanmak. Denk gelmek. Mecazi anlamda Farsça ilk kelimenin kökeni, ikincisi Türkçe. Umulmadık. 8, aynen. Tavlada da mesela. Tavlayla aram yok. Tavlayla aranız yok. Güzel. Zarla aranız var mı? Barbut oynar mısınız dersi? Şans gelmek gibi mi? Şans gelmek gibi değil. Dükün karısına ne denir efendim? Hiç bilmiyorum efendim. Hiç bilmiyorsunuz. Hiç dükün karısı denir, eşi denir. Zevcesi denir. Zar. Altı altı gelince ne denir mesela? Çift gelmek, denk gelmek. Denk çift gelmek denir. Yandık, bilmiyor ki. Yok. Peki yere böyle, böyle ben ayağım takıldı. Düşün. Anlatıyordu. Yine üzgün alkış. Yine üzgün alkış ve bize 5 mekik çekeceksiniz Mete Bey. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Bu omuzların bir bedeli olması gerekiyordu. Kaç puan aldık? 4800 puan aldık. 6 saniyemiz elimizde kaldı. 8 harf de orada dolu dolu gözlerle bize bakıyor. Çok hoş bir tecrübe oldu bence. Heyecanımı yenik düşürdüm biraz. Heyecanınızı yenik o darlanmak düşürdüm. Eğer o gelseydi bitirdi. Belki devamı da gelirdi. Ama o düşeş bitirdi. Atmak da hiç bildiğim bir tabir değil. Ben zaten artık yere düşmekten birinin yok, işi gelmez. Olmaktan falan. Yok hece hece ben size artık onu... hırsınızı bir dahakine evde bırakmayın.
muhtemelen onun yardımı olacak. Bir dahakine hırsla geleyim. Aynen, çünkü onsuz daha çok heyecanlandınız, evet, bence. Evet. Mete Bey harika bir yarışmacı. Kendisini tanıdığımıza çok mutlu olduk. Alkışlarla 3. yarışmacımızı alıyoruz.